Merhaba sevgili öğrenciler, Setenay Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde kesirleri öğreneceğiz. İlk olarak bütün kavramıyla başlayalım. Bir varlığın bölünmemiş, parçalanmamış tam haline bütün denir. Bütün dediğimiz zaman aklımıza hiç bölünmemiş, parçalanmamış gelecek. Örneğin bütün bir elma, bütün bir karpuz, bütün bir pizza ve bütün bir dikdörtgen şekli. Bütüne biz aynı zamanda tam ismini de verebiliriz. Bütün yani tam. Neymiş? Bölünmemiş, parçalanmamış ya da kenarından hiç ısırılmamış hali bütündür. Gelelim yarıma. Bir bütünün ayrıldığı iki eş parçadan her birine yarım diyoruz. Bütünü öğrenmiştik. Bütün hiç bölünmemiş, parçalanmamış haliydi. Yarım ise ikiye bölünmüş iki eş parçadan her biridir. Bütün bir elmamız vardı. Bu bütün bir elmayı biz ne yaptık? Ortadan ikiye eş parçaya böldük. Bir de şurada yapalım. Bütün elmamızı ortadan ikiye bölüyorum. Ve ayırdım. Şu anda elmamız iki eş parçaya ayrıldı. Bir yarımı sol tarafta, bir yarımı ise sağ tarafa koydum. Bir yarım, iki yarım. Yani iki tane yarım elde etmiş oldum. Karpuzumuza bakalım. Önce bütün bir karpuzumuz var. Yarım yapmak için ne yapacağım ben bunu? Ortadan ikiye böleceğim. Bölelim karpuzumuzu da ortadan ikiye. İki eş parçaya karpuzumuzu ayırdım. Birinci yarımı ve ikinci yarımı. Bir yarım, iki yarım olmuş oldu. Pizza dilimimize gelelim. Biz ayırırken illa dikey ayırmak zorunda değiliz. Yatay olarak da ayırabiliriz. Pizzamızı şöyle ortadan ikiye ayırdım ve iki eş parçaya bölmüş oldum. Bir yarım burada, diğer yarım ise burada. Son olarak dikdörtgenimizi iki eş parçaya ayıralım. Şöyle dikdörtgenimizi de iki eş parçaya ayırdık. Bir yarımı ve diğer yarımı, ikinci yarımını elde etmiş olduk. O zaman yarım dediğimiz zaman aklımıza iki eş parçadan her biri gelecek. Bir bütünden ikişer tane yarım elde etmiş oldum. Diğer bir öğreneceğimiz kavram ise çeyrek. Bir bütünün ayrıldığı dört eş parçadan her birine çeyrek adını veriyoruz. Bütün neydi? Ayrılmamış, yarım, iki eş parçadan her biri. Çeyrek ise dörde bölünmüş bir bütünün her parçasına verilen addır. Şimdi gelin bütün bu şekillerimizi çeyrek yapalım. Bütün bir elmamız var. Bütün bir elmayı ben çeyrek nasıl yapabilirim? Tabii ki de dörde bölerek yapabilirim. Bütün elmamızı dört parçaya böleceğiz. Önce ne yaptım? Şöyle ortadan ikiye böldüm. Yarım yaptım. Daha sonra ise tekrar ortadan ikiye bölüyorum. Ve çeyrek yapıyorum. Bakın dört tane çeyrek elde etmiş oldum. Birinci çeyreğim burada. İkinci çeyrek. Üçüncü çeyrek. Ve dördüncü çeyreğimiz oldu. Bütün bir karpuzu çeyrek yapmak istiyorum. O zaman ne yapacağım karpuzu? Dört eş parçaya ayıracağım. Ayıralım. Önce ortadan ikiye böldüm. Yarım oldu. Sonra tekrardan şöyle ayırdım. Ve çeyrek yapmış oldum. Kaç tane çeyrek elde etmiş olduk? 4 tane çeyrek elde etmiş olduk. 1, 2, 3 ve 4. çeyreğimiz burada. Pizzamıza bakalım. Pizzayı biz çeyrek yapmak istiyoruz. Ne yapacağız? 4 eş parçaya ayıracağız. Bu sefer kesmeyeceğim. Kalemle gösterelim. Şuradan 4 eş parçaya bölündü. 1. çeyreğimiz burada. Birinci çeyrek, ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek ve şurada da dördüncü çeyreğimiz vardır. Dikdörtgeni de çeyrek yapmak için dört eş parçaya böleriz. Birinci çeyreğimiz şu kısımdır.
İkinci çeyreğimiz şurada. Üçüncü çeyreğimiz ve dördüncü çeyreğimiz. Dört eş parçadan her birine biz çeyrek adını veriyoruz. Gelelim bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiye. Biraz önce ne yaptık? Bütün bir karpuzu iki eş parçaya böldük, yarım elde ettik. Dört eş parçaya böldük, çeyrek elde ettik. Demek ki biz bütün, yarım ve çeyreği birbirine dönüştürebiliyoruz. O zaman bütün, yarım ve çeyrek arasında bir ilişki vardır. Bakalım şimdi nasıl elde ediyoruz bunları? Bir bütün iki yarım eder dedi. Ne demek istedi bize? Bir bütünü biz ortadan ikiye şöyle eş şekilde bölersek iki tane yarım elde ederiz. Bakın birinci yarımımız burada olsun. İkinci yarımımız da burada. Keserek de gösterelim. Bir bütün limonumuz var. Bir bütün limondan kaç tane yarım elde edebilirim? Kaç yarım limon elde edebilirim? Bir bütün limonu ortadan ikiye şöyle keserim. Ve gördüğünüz gibi iki tane yarım elde ederim. Bir, iki. Pastamıza bakalım. Bir bütün pastamız var. Biz bu pastadan kaç tane yarım elde ederiz? Şöyle pastamızı ikiye böleriz. Ve birinci yarım buradadır. İkinci yarım buradadır. Yani bir, iki. İki tane yarım elde ederiz. Keserek de gösterelim. Bütün pastamız burada. Biz bu pastamızı ortadan ikiye böldüğümüz zaman bir, iki. İki tane yarım elde etmiş oluyoruz. Peki bütün ve çeyrek arasında nasıl bir ilişki var? Bir bütün dört çeyrek eder dedi. Demek ki bir bütünü biz dörde böldüğümüz zaman bir, iki, üç, dört. Dört tane çeyrek elde etmiş oluyoruz. Domatesimizi dörde bölelim. Bütün bir domatesimiz var. Çeyrek elde etmek için dört parçaya ayırdım. Birinci çeyreğim burada, ikinci çeyreğim, üçüncü çeyreğim ve dördüncü çeyreğim. Keserek de gösterelim. Bir bütün domates. Çeyrek domates yapmak için dört parçaya bölüyorum. Şöyle ayırdık. Bakın bir, şurada diğer bir parçası, ikinci çeyreğim, üçüncü çeyreğim. Dördüncü çeyreğim oldu. Dört tane çeyrek domates elde ettim. Simitimize bakalım. Simitimizi kesmeden çizerek gösterelim. Bir bütün simitimiz var. Biz bu simiti çeyrek yapmak için dört eş parçaya böldüğümüz zaman dört tane çeyrek simit elde etmiş oluyoruz. Bir, iki, üç, dört. Her bir parçaya çeyrek adını veriyorum. Hadi gelin şimdi bunlarla ilgili etkinlik yapalım. Nokta nokta bütün ekmek, nokta nokta yarım ekmek eder dedi bize. Bütün ekmekleri verdi. Ne yapmamı istedi? Yarım elde etmemi istedi. Sayalım bakalım kaç tane bütün ekmeğimiz var? 1, 2, 3, 4. 4 tane bütün ekmek. Ne yapacağım ben bu bütün ekmekleri? Yarım yapacağım. Peki yarım yapmak için ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum ekmekleri. Şöyle bütün ekmekleri ortadan ikiye ayırdım ve hepsini yarım yaptım. Bakalım kaç tane yarım elde etmiş olduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane yarım elde etmiş olduk. Peki bunu böyle ayırmadan başka türlü nasıl düşünebiliriz? Şu şekilde yapabiliriz. Bir tane bütün ekmekten iki yarım elde ettik. Diğer ikinci bütün ekmeğimizden de iki tane yarım elde ettik. Bakın bir, iki. Üçüncü bütün ekmeğimizden de iki tane yarım elde ettik. Ve dördüncü bütün ekmeğimizden de bir, iki. İki tane yarım elde ettik. Biz bu yarımları toplarsak kaç tane yarım ekmek elde ettiğimizi bulabiliriz. Bakın şimdi 2, 2, 2, 2 topladık. Peki aynı sayıların bu şekilde toplanmasının kısa yolu neydi? Çarpma işlemiydi, değil mi? 1, 2, 3, 4.
4 tane 2 diyorum. 4 tane 2 kaçtır? 4 kere 2 8'dir. Cevabımızı bu şekilde de bulabiliriz. Diğer örneğimize bakalım. Nokta nokta bütün armut, nokta nokta yarım armut eder dedi. Yine bütün armutları verdi. Sayalım bakalım kaç tane bütünümüz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane bütün armutumuz var. Biz bu bütün armutları yarım yapacağız. Bütünü yarıma çevireceğiz. Bu sefer ortadan ikiye bölmek istemiyorum. Üst tarafta ikinci gösterdiğim gibi yapmak istiyorum. Çünkü bu bizim işimizi daha çok kolaylaştıracak. Düşünelim, bir tane bütün armuttan kaç tane yarım elde ediyorum? 2 tane yarım elde ediyorum. 2'ye böldüğümde 1, 2. 2 tane birinci armuttan yarım elde ettim. İkinci armuttan da 2. Üçüncü armuttan 2. Dördüncü armuttan 2. Beşinci armuttan 2. 6. armuttan 2 ve 7. armuttan 2 tane yarım elde ettim. Kaç tane bütün armutumuz vardı? 7. Her birinden kaç tane yarım elde ettim? 2. O zaman ben bunu 7 çarpı 2 olarak gösterebilirim. 7 kere 2 14'tür. Demek ki 7 bütün armut 14 tane yarım armut eder. O zaman bu etkinliklerden yola çıkarak şöyle diyebilir miyiz? Bütünü yarım yapmak için 2 ile çarparız. Diğer sayfamıza geçtik. Nokta nokta bütün portakal, nokta nokta çeyrek portakal eder dedi. Bu sefer bize bütün portakalları verdi. Ne yapmamızı istedi? Çeyreğe çevirmemizi istedi. Çeyrek demek kaça bölmek demekti? 4 parçaya ayırmak demekti. Önce bütün portakallarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane bütün portakalımız var. Biz bunları ne yapacağız? Çeyrek yapacağız. Demek ki 4'e böleceğiz. Bütün buradaki portakallarımı 4 eş parçaya ayırıyorum. Şimdi sayalım bakalım. Kaç tane çeyrek portakal elde ettik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane çeyrek portakal eder dedik. Peki bunu böyle uzun uzun yazmamıza gerek var mı? Tabii ki de yok. Yarımda nasıl altına 2, 2, 2 yazdıysam bu sefer de 4 yazıp toplayacağım. Daha sonra da çarpma işlemine çevireceğim. Peki neden 4 yazıyorum? Çünkü bir bütünden 4 tane çeyrek portakal elde edebilirim. Birinci portakaldan 4, ikincisinden 4, 3'ten 4, 4'ten 4 ve 5. portakaldan 4 tane çeyrek portakal elde ettim. Kaç tane portakalım vardı? 5 tane. Her bir portakaldan kaç tane çeyrek elde ettim? 4. Demek ki ben bunu 5 çarpı 4 yazarak da bulabilirim. 5 kere 4 kaçtır? 20'dir. Bakın sonucumuz 20 çeyrek portakal. Nokta nokta bütün pizza, nokta nokta çeyrek pizza eder dedi. Önce bir bütünlerimizi sayalım bakalım kaç tane bütünümüz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane bütün pizzamız var. 8 tane bütün pizzayı neye yapacağız biz? Çeyrek yapacağız. Yani 4 eş parçadan her birini soruyor. Hepsinden kaç tane elde ederiz diyor. Bu sefer altına da yazmıyorum. Kısa yolunu artık öğrendiniz. Kaç tane bütün pizzamız vardı? 8 tane. Yazıyorum o zaman 8 tane bütün pizzamız vardı. Peki her birinden kaç tane çeyrek elde ediyorum? 4 tane. O zaman ne yazdım? 8 çarpı 4. 8 kere 4 kaçtır? 32'dir. 32 tane çeyrek pizza elde ederim. Diğer bir etkinliğimize bakalım. Bu sefer bize yarımlar verdi, bütün vermedi. Az önceki örneklerimizde hep bütün vardı fark ettiyseniz. Bu sefer yarımları ya da çeyrekleri bütüne dönüştüreceğiz. Nokta nokta yarım simit, nokta nokta bütün simit eder dedi bize. Sayalım bakalım önce kaç tane yarım simitimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane yarım simidimiz var. Biz bunları ne yapacağız? Bütün diyeceğiz. O zaman soruyorum. Kaç tane yarımı birleştirdiğim zaman bir bütün elde ederim?
Evet, iki tane yarımı birleştirdiğim zaman bir bütün elde ederim. Şuradan da bakalım. Bakın, bir yarım burada, bir yarım burada şu şekilde yapmış. Ben bu iki tane yarımı şöyle birleştirdiğim zaman bir bütün elde ediyorum. Peki bunu şekilde nasıl yapacağız? Şöyle 2 2 birleştireceğiz. Şu ikisini birleştiriyorum. Bir bütün oldu. Şu ikisini birleştiriyorum. Yine bir bütün oldu. Şu iki tane simiti de birleştiriyorum. Ve bir bütün simit elde ettim. 1 2 3. 3 tane bütün simit elde ettim. Şu an bir şey fark etmenizi istiyorum. Biz aslında burada gruplama yaptık. İkişer ikişer grupladık. Peki bu gruplamayı biz hangi işlemde öğrenmiştik? Bölme işleminde öğrenmiştik. Bölme işlemi aynı zamanda gruplamak demekti. Biz şu anda aynı işlemi yaptık. Nasıl yaptım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane simidi 2, 2 grupladım. Yani 2'ye böldüm. Neden 2 2 grupladım? Yarım dediği için 2 2 grupladım. 6'yı 2'ye böldüğümüz zaman da cevabımız 3'tür. 3 kere 2 6. Kalan 0. Bakın yine 3'ü elde etmiş oldum. Nokta nokta yarım limon. Nokta nokta bütün limon eder dedi. Önce sayalım kaç tane yarım limonumuz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yarım limonumuz var. 10 tane yarım limonu ne yapacağız? Bütün yapacağız. Bütün elde etmek istiyoruz. Yarımı bütün yapmak için ne yaparım? Birleştiririm. Gruplamaya başlayalım o zaman. Şu ikisini grupladım. Bir bütün. Şu ikisini bir bütün yaptım. Şu iki limonu bir bütün. Şunu bir bütün ve şunu bir bütün yaptım. 10 tane limonu ikişer ikişer birleştirerek bütün limonu elde etmiş oldum. Yani 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane bütün limon elde ettim. Peki bölme işlemi olarak nasıl yapabilirim? 10 tane yarım limonum vardı. Ben bunları 2, 2 grupladım bütün yapmak için. Yani 2'ye bölmek demektir aynı zamanda. 10'u 2'ye böldüğümüz zaman 5. 5 kere 2 10 çıkardım 0. Bakın 5 tane bütün limon elde etmiş olduk. Bu sefer bize çeyrekler verdi. Çeyrekleri bütün yapmamızı istiyor. Bakalım kaç tane çeyrek kavunumuz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane çeyrek kavunumuz var. Biz bunları bütün yapacağız. Peki çeyreği bütün yapmak için kaç tanesini birleştirmem lazım? Kaç tanesiyle bir bütün elde edebilirim? 4 tanesini birleştirirsem, bir gruplarsam bütün elde etmiş olurum. 1, 2, 3, 4. Şunları bir grup yaptım. Bir bütün elde ettim. 1, 2, 3, 4. Şuradaki 4 çeyrekten de bir bütün elde ettim. Yani 1, 2. 2 tane bütün elde etmiş oldum. Peki bölme işlemi olarak nasıl yapabilirim? 8 çeyrek kavun vardı. Ben bu 8 tane çeyrek kavunu bütün yapmak için 4'er 4'er gruplamam lazımdı. O zaman 4'e bölüyorum. 8'i 4'e böldüğümüzde 2. 4 kere 2, 8. Bakın yine cevabımız 2 olmuş oldu. Nokta nokta çeyrek portakal, nokta nokta bütün portakal eder dedi. Sayalım önce kaç tane çeyrek portakalımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 tane çeyrek portakalımız var. Kaç tane bütün portakal edeceğimizi bulacağız. Hiç çizmeyeceğim. Direkt bölme işlemi şeklinde yapacağım. Çünkü çok fazla sayıda portakal verdi. Düşünüyorum 20 tane çeyreğim var. Ben çeyreği bütün yapmak için gruplarım, birleştiririm. Gruplamak, birleştirmek demek, bölme işlemi demekti. Çeyreği bütün yapacağım için 4 4 gruplamam lazım. O zaman 4'e bölüyorum. 20'yi 4'e böldüğümüzde 5 yapar. 5 kere 4 20 çıkardık 0. Cevabımız 5 olmuş oldu. Demek ki 20 çeyrek portakaldan 5 bütün portakal eder. Hadi gelin şimdi soruları cevaplayalım. Bu soruları cevaplarken bölme ya da çarpma işlemini kullanarak cevaplayacağız.
Eğer siz isterseniz çizerek de cevaplayabilirsiniz. Ben kısa yoldan yapacağım çünkü bu bizim işimizi daha pratikleştirecek ve kolaylaştıracak. 4 bütün nokta nokta yarım eder dedi. Düşün önce 4 tane bütünüm var. Şöyle 4 tane bütün olsun. Yarım elde eder diyor. Bunu 2'ye böldüm. 2 tane yarım buradan geldi. 2 buradan, 2 buradan, 2 buradan. Yani 2, 4, 6, 8 ikileri toplamam lazım. Hangi işlem oldu? Çarpma işlemi. 4 tane bütünden yarım elde etmek için 2 ile çarparım. 4 kere 2, 8. Demek ki 4 bütün 8 yarım eder. 10 bütün nokta nokta yarım eder dedi. 10 tane bütünüm var. Ben bu 10 bütünü yarım yapacağım. Şimdi düşünüyorum bütün, 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 bütün. Hepsi bütün. Ben bunları yarım yapmak için şöyle hep ortadan 2'ye kesmem lazım. 2 tane buradan yarım geldi. 2 buradan, 2 buradan, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Hepsini toplamam lazım. Hepsini toplamak demek çarpma işlemi demek değil miydi? O zaman çarpma işlemi yapıyoruz. 10 tane bütün. Her bir bütünden 2 tane yarım elde ettiğim için 10 çarpı 2, 20'dir diyorum. 5 bütün nokta nokta çeyrek eder dedi. Ne var şimdi? 5 tane bütünüm var. Her birini bir bütün olarak düşünüyoruz. Ne yapacağız biz bu bütünleri? Çeyrek yapacağız. Yani 4 parçaya ayıracağız. Şimdi bu bütünü 4 parçaya ayırdım. 4 buradan geldi. Bunu da 4 parçaya ayırdım. 4 buradan. 4 parçaya ayırdım. 4 buradan. 4 buradan. 4 buradan. 4, 4, 4, 4, 4. Yani 5 tane 4 olmuş oldu. 5 ile 4'ü çarpıyorum. 5 kere 4 20'dir. Cevabımız 20 olmuş oldu. 5 bütün 20 çeyrek eder. 6 bütün nokta nokta çeyrek eder dedi. Bu sefer 6 tane bütünümüz var. Hepsini bir bütün olarak düşünün. Çeyrek yapacağız. Çeyrek demek 4 eş parçaya ayırmak demekti. Bir bütünden 4 tane çeyrek elde ediyoruz. Yani bundan 4 elde ettim. Bundan 4, 4, 4, 4, 4. Ne olmuş oldu? 6 tane 4 elde etmiş oldum. Ben bunu 6 çarpı 4 olarak yazabilirim. 6 kere 4, 24'tür. Cevabımız 24 olmuş oldu. 12 yarım nokta nokta bütün eder. Bu sefer bize yarım verdi, bütün yapmamızı istiyor. Şimdi yarımı bütüne çevirmek için gruplama yapmam lazım değil mi? Yani şöyle ikisini birleştirdim bir bütün oldu, ikisini birleştirdim bir bütün oldu olarak düşünüyorum. Gruplamak demek bölme işlemi demekti. O zaman yarımı ya da çeyreği bütüne çevirirken biz gruplama yaparız. Gruplama da bölme işlemidir. Burada bölme işlemi yapacağız. 12 tane yarım var. Ben bu 12 tane yarımı ikişer ikişer birleştirerek bütün yapacağım. Yani 2'ye böleceğim. 12'yi 2'ye böldüğümüz zaman 6 yapar. 6 kere 2, 12 çıkardık. 0 oldu. Cevabımız 6. 8 çeyrek nokta nokta bütün eder dedi. Yine 8 tane çeyrek olduğunu düşünelim. 8 tane çeyreğimiz var. Şöyle göstereyim 8 tane çeyreği. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi ben bu 8 tane çeyreği 4, 4 birleştireceğim. Şunları birleştirdim. 4 tanesini birleştirdim. Bir bütün buradan geldi. Şu 4 tane çeyreği birleştirdim. Bir bütün de buradan geldi. 1, 2. 2 tane bütünüm olmuş oldu. Yani çeyreği bütün yaparken gruplarız, birleştiririz. Bu da bölme işlemi demektir. 8 tane çeyrek bütün yapmak için 4 4 birleştirdiğim için 8'i 4'e bölüyorum. 8 bölü 4 2'dir. Yani cevabımız 2. Toplamalı sorular var karşımızda. Bakalım bunları nasıl yapacağız? 2 bütün artı 4 çeyrek eşittir nokta nokta bütün dedi. Bütün elde etmemizi istiyor. O zaman bize soruda neyi toplamamızı istiyorsa önce onları bütüne çevirip daha sonra işlemimizi yani toplamamızı yapmamız lazım. 2 bütün demiş zaten bütün buraya dokunmuyorum. 4 çeyrek 4 tane çeyreği bütüne çevireceğim.
4 çeyrek, yani 1, 2, 3, 4. Şunların çeyrek olduğunu düşünün. E çeyreği bütün yapmak için hop 4 tane çeyreği birleştiririm. Bir bütün yapar. O zaman burası şöyle üstünü karaladım. 1 bütündür. 4 çeyrek 1 bütündür. 2 bütün, 1 bütün daha, 3 bütün yaptı. Cevabımız 3. 4 bütün artı 6 yarım eşittir nokta nokta yarım. Yarım yapmamızı istiyor. O zaman yarım varsa dokunmuyoruz. Yarım yoksa hemen onu yarım yaparak işlemimizi öyle dahil ediyoruz. 6 yarım dedi. O zaman buraya dokunmayacağım. 4 bütünü yarıma çevireceğim. 4 tane bütün yarım yapmak için çarpma işlemi yaparım. 4 bütünlerim her bir bütünden 2 tane yarım elde ettiğim için 2 ile çarparım. Yani 8 olur. Şurası 8 yarımdır. 8 yarım, 6 yarım daha, 14 yarım elde etmiş oluruz. 3 bütün artı 8 çeyrek eşittir nokta nokta çeyrek dedi. Bu sefer çeyrek yapacağız. O zaman çeyrek varsa dokunmuyoruz. Bakın burada 8 çeyrek var, buraya dokunmuyorum. 3 bütünü çeyreğe çevireceğim önce. 3 bütünü çeyrek yapmak için ne yaparım? Düşünelim. 4 eş parçaya bölerim. O zaman 4 buradan gelir. 4 buradan, 4 de buradan. Yani 3 tane bütün. Her bir bütünden 4 tane çeyrek elde ederim. 3 çarpı 4'tür. 3 kere 4 12'dir. 12 çeyrek buradan geldi. 8 çeyrek de burada vardı. 12, 8 daha 20'dir. 20 çeyrek elde etmiş olduk. Evet sevgili öğrenciler, şimdi ise sıra sizde. Size bu konuyla ilgili sorum şöyle. 5 bütün kaç yarım eder? Sorunun cevabını aşağıya yorum olarak yazmanızı istiyorum. Bugünkü dersimizi de böylece tamamlamış olduk. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.